Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim. Bugün de sizler için 3 patates ve 3 yufkadan yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Çıtırtısı, lezzeti ve kolaylığıyla herkesin beğenisini kazanacak olan bu tarifimi kaçırmayın. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Videomda tüm detayları siz değerli takipçilerimle paylaştım. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Keyifli seyirler. Tarifimi ilk olarak böreğimin iç malzemesini hazırlamakla başlıyorum. Bunun için uygun bir tencereye 3 adet küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi ilave edelim. Üzerine geçecek kadar suyumuzu ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Ardından patateslerimizi ocağımıza alalım. Orta ateşte haşlanmaya bırakalım. Pişen patateslerimizi süzerek ayrı bir kaseye aktaralım. İçerisine yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da kuru nane ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çatal yardımıyla patateslerimizi pürüzsüz kıvam alıncaya dek güzel bir şekilde ezelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Patateslerimiz hazır. Şöyle kenara alalım. Böreğimin iç harcı için 100 gram tereyağı kullanıyorum. Erittim ve soğuttum. Dilerseniz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bir adet yufkayı tezgaha serdikten sonra her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İlk yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra ikinci yufkayı da üzerine seriyorum ve her yerini eşitliyorum. Aynı şekilde ikinci yufkamızın da her yerini güzelce yağlıyoruz. Son olarak üçüncü yufkamı da üzerine koyuyorum ve her yerini tekrardan eşitliyorum. Videonun başında belirttiğim gibi tarifimiz için 3 adet yufka kullanıyoruz. 3 yufkamın da her yerini güzelce yağladım ve hazırladım. Yufkalarımızın aralarına yağ sürerek üst üste koyduktan sonra rulet yardımıyla kesiyoruz. Yufkayı ilk olarak 4'te kestim. Kestiğim parçaları da 4'er parçaya keserek toplamda 16 adet börek elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme kullanmadan çok pratik bir şekilde harika börekler yapıyoruz. Dilerseniz böreklerinizi hazırladıktan sonra buzluğa da kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın. Çözülmesini beklemeden hemen yumurta sarılarını sürerek fırına koyabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Dilerseniz pazar kahvaltılarınıza, dilerseniz çay saatlerinizde çıkartıp 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Elinizin altında hazır oluyor. Yufkayı 16 parçaya kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi geniş kısmına iç harcını koyuyorum. Yufkanın geniş kısımlarını gördüğünüz gibi içeri doğru katlıyorum ve rulo yapıyorum. Börekleri rulo yaparken ne çok sıkı ne de çok gevşek olmaması gerekiyor. Çok sıkı sararsanız halinde pişme esnasında patlamalar olabilir. Çok gevşek sarmanız halinde de böreklerinizin şekli düzgün olmayacaktır. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını rulo yaparak hazırlıyorum.
Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinize deneyip beğenirsiniz. Dilerseniz bu işlemi geceden de yapabilirsiniz. Böreklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra borcama koyun ve sütü dökerek o şekilde de sabaha kadar bekletin. Sabah da böreklerinizi buzdolabından çıkartın ve hemen yüzeyine yumurta sarısını sürerek fırına koyun. Kahvaltılarınızda böreklerinizi sıcak sıcak afiyetle tüketin. Böreklerimin tamamını hazırladıktan sonra fırın kabıma diziyorum. Şimdi hazırladığım böreklerimin üzerine süt dökeceğim. Tarifim için 250 ml süt kullanıyorum. Sütün tamamını böreklerin üzerine döküyorum ve 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Bu süre zarfında börekleri arada bir ters düz ederek çeviriyorum. Bir saatin sonunda fırınımı 180 derecelik alt üst ayarda açarak ısıtıyorum. En son böreklerimizin üzerine yumurta sarısı sürerek fırına koyacağız. Bir saatin sonunda dinlenen böreklerimi fırın kağıdı serdiğim tepsime diziyorum. Böreklerimin üzeri için bir adet yumurta sarısı kullanıyorum. Güzelce çırptıktan sonra fırça yardımıyla üzerlerini sürüyorum. Tamamını yumurta sarısı sürerek hazırladım ve şimdi bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Susam yerine dilerseniz mavi haşhaş çörek otu da serpebilirsiniz. Böreklerimin artık tüm işlemleri bitti. Önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Dilerseniz kahvaltılarınıza, çay saatlerinize hatta akşam menülerinize dahil edebileceğiniz, hazır yufka ile zaman kaybetmeden hızlıca hazırlayabileceğiniz sütlü patatesli börek tarifini sizler de mutlaka denemelisiniz. Bir dilim asla yetmeyeceği, herkesin beğenisini kazanacak bu böreği sizler de sık sık yapmak isteyeceksiniz. Kolayca şekil verip fırına atabileceğiniz patatesli böreğin tarifini kullanarak zevkinize göre farklı iç harçları kullanmanız da mümkün. Yaparken de yerken de gerçekten çok keyif alacaksınız. Böreklerimizin ilk sıcağı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır el açması lezzetinde olan böreklerim artık servis için hazır.
Gördüğünüz gibi böreklerimizde herhangi bir patlama olmadı. Sizlerden ricam, lütfen tarifimi yaparken hem verdiğim ölçülere sadık kalın, hem de lütfen belirttiğim detaylara dikkat ederek hazırlayın. Şimdi böreklerimin ne kadar çıtır olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımda anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.